afetlerde çok önemlidir. Herkese yardım aynı anda gelmez. Yani ilk 72 saat tek başına ılmışsınız gibi düşünün. Siz teksiniz. Hiç yardım almayacaksınız. Size yardım ulaşmıyor. 72 saatin sonunda hemen hemen herkese yardım ulaşır. Ama o ilk 72 saat olarak kullanabiliriz. İçindeki şeyleri. Önemli evrakları geçirmez poşet içerisinde, afet valizinin çantası içerisinde koyabilirsiniz, yedekleyebilirsiniz bunları. Tahliye öncesinde hazırlıkları, tahliye yani afetten sonra tahliye yapacağız. Bunun için hazırlıklara önce ne dedik? Çıkış yollarındaki engelleri kaldıralım. Bu yapısal olmayan elemanlardan bahsederken çıkış yollarındaki engelleri kaldıralım. Bak burada afet çantası dolsun şeklinde bu hazırlık. Çıkış işaretleri muhakkak binalarda bulunsun. Toplanma ve barınma alanları. Şuradaki yeşil resmi görmüştür herkes bunu. Bu toplanma alanını ifade eder. Kendi toplanma alanınızı, TC kimlik numaranızı E-Devlet'ten, E-Devlet'e girdiğiniz zaman toplanma alanı yazarak öğrenebilirsiniz. Hangi bölgede, toplanma alanınızın neresi olduğunu öğrenebilirsiniz. Toplanma alanı ile barınma alanı birbirinden farklıdır. Toplanma alanı tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenle toplanacağımız alan olarak ifade ederiz. Hani az önce ne demiştim, benim evime yakın olarak Koki'de Genç Osman Parkı var. Burası çevresinde yüksek binalı değerlendirelim. Yani bir afet meydana geldikten sonra peşinden ikinci afet de meydana gelebiliyor. Bunları ben en büyük örnek olarak şey veriyorum. 99 depreminden sonra meydana gelen Tümbaş yangını. Yani o da büyük bir afet. Deprem içerisinde bir Tümbaş yangını var meydana gelmişti. Orada da çok yaralanan, zarar gören insanlar oldu. Yangın risklerini de değerlendirir. Yani depremde bir deprem olarak düşünürsek bu afeti, depremden sonra bir yangın da meydana gelebilir. Bu da bir sicil afettir. İşte elektrik tesisatını burada kontrol ederiz. Bulunduralım. İşte bu afetlerden sel ve taşkınlara karşı hazırlık aşamasında neler yapabiliriz? Bölgemizin risk durumunu öğrenin, sel ve taşkınlara karşı. Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin. Bu çok önemli. İstanbul'da meydana gelen bir sel felaketinde, sel yatağında olan yollardan işte geçen insanlar servis araçları içerisinde zarar gördü, hayatını kaybetti. Büyük fabrikalar ekonomik yönden de zarar gördü. Eğitimler oluyorsa eğitimlere katılalım. Yerleşim yeri olarak heyelan riski taşıyan bölgeleri seçmeyelim. Heyelan riskine karşı sigorta yapalım. Afet ve acil durum aile planınızı hazırlarken heyelan riskini göz önünde bulunduralım. Heyelan tehlikesine yönelik tahliye planınızı gözden geçirin. İşte kapı pencerelerde belirtileri nasıl oluyor diyor heyelan. Kapı pencerelerde sıkışmalar, borularda sızıntı, kırılma ve çatlakma. Daha önce bölgede heyelan meydana gelmesi. Kar yağan aylarda hava ve yol durum raporlarını dikkatlice takip edin. Çığ tehlikesi nedeniyle dağlara ve çığ bölgelerine gitmeyin. Tehlikeli ve dik yamaçlardan geçmeyin. Afet, deprem meydana geliyor. Zaten uzun süren bir felaket değil deprem. 25-30 saniye, 40 saniye yani sürdüğü süresi bu kadar. Bu kadar kısa sürede yıkım yapıyor. O kadar sürede hazırlık yapabilir miyiz? Yapamayız. Yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi sakin olmak. Şimdi sakin olduğunuz zaman olaya hakim olursunuz. Ne yapmanız gerektiğini eğer bilginiz varsa bu farkındalık eğitimlerini almışsanız o zaman ne yapmanız gerektiğini aklınıza geliyor ve uygulamaya geçiriyorsunuz. Yani buna da ben birazcık örneği veriyorum. Şu örneği veriyorum. Yüz yüze eğitimlerde genelde bu örneği veriyorum. Yani mesela filmlerde özellikle görürüz bunu. İşte birisi kalabalık bir ortamda düşer veyahut da yaralanır, bir kaza olur, herhangi bir durum olur. İşte herkes panik halindedir. Ne yapacağını başına toplanır. İşte birisi bağırır, 112 arayın, ambulans çağırın, şudur budur. Oradan bir tanesi çıkar, çekilin ben doktorum. Bunu o kadar rahat söyler ki neden? Ne yapacağını biliyor. Çünkü doktor o anda o yaralıya nasıl müdahale edeceğini bildiği için çok sakindir. Ama diğer insanlar panik halindedir. Ne yapacağını bilmeyen insan. O yüzden biz burada sakin olursak, ne yapacağımızı bilirsek burada kurtulma şansımızı daha az zarar görerek bu afete atlatma şansını da arttırabiliriz. Sakin olduktan sonra özellikle şu üç bölgeden kesinlikle uzak duruyoruz. Bir deprem, özellikle deprem sırasında balkon, merdiven, asansör.
Az önce demiştim yani benim o yıllarda Cenin pozisyonuydu. Son yıllarda güvenli olarak en uygun pozisyonun çok kapan tutun olduğu araştırmalarla sabitlenmişti. Güvenli gördüğümüz bir yere veya sağlam bir nesnenin yanına çökelim. Yani çömelmeyelim. İki ayağımızın üzerinde değil, dizlerimizin üzerine çöküyoruz. Bu şekilde olduğu gibi işte canlı olsaydı tam olarak ne yapmamız gerektiğini gösterirdim ben. Sırtımızı pencerelere dönük bir şekilde, çünkü oradan gelebilecek cam kırıkları afet anında bize zarar verebilir ki zarar verenleri de gördük depremde. Burada elimizi başımızın üzerine koyarak ense kısmımızı, hayati organlarımızın bulunduğu bölgeyi koruyarak kapanıyoruz ve sıkıca diğer boşta kalan elimizle sıkıca bir yere tutunuyoruz. Çok kapan tutun. Güvenli gördüğümüz bir bölgede çöküyoruz, kapanıyoruz ve tutunuyoruz. Stadyum, sinema gibi etkinlik alanlarında depreme yakalandıysak bu şekilde iki elimizle koltuğumuzda oturup çöküp kapanıyoruz. Dışarıda açık alanlardaysak eğer alarm varsa alarmı çalıştırıyoruz. Yangın küçükse, yani başlangıç yangınıysa PAS dediğimiz şey var kısaca. Eğer yangın söndürme cihazı varsa elimizde, bu yangın söndürme cihazının kullanımını öğrenmek çok önemli. Eğer kullanımını bilmiyorsak şu pimi çekmek bile o kadar zor oluyor ki çekemiyorsunuz pimi ve cihaz arızalı diyorsunuz. Bu yangın söndürme cihazımız da elimizde mevcutsa bu pim şeyi kullanımını bilelim. Hemen müdahale ederek büyük bir felaketin önüne geçebiliriz. PAS dediğimiz kısım, pimi çek, ateşin kaynağına yönelt, sık, süpür. Yani üstten havadan sıkmıyoruz. Yaklaşabildiğimiz kadar ateşe yaklaşıyoruz, kaynağı yöneltiyoruz. Basıyoruz, sıkıyor ve süpürüyoruz. O pimi çektikten sonra bir kere bastığımızda ha ben pimi tekrar takayım kaldırayım şeklinde bir uygulama yok. Tamamen özelliğini yitiriyor. O yüzden tek kullanımlık. Tekrar doldurulabiliyor. Tek kullanımlık dediğim o. Pimi çektik, kullandık, bitti. İçindekini daha sonra kullanırım şeklinde bir yaklaşım yok. Yangın büyümüşse kaçın. En yakın acil çıkışlara yönelin. Yangınla aranızdaki tüm kapıları kapatıp duman varsa çömelin, emekleyin, toplanma alanınıza gidin. Hava, yangında çıkan duman daha havadan daha hafif olduğu için yukarıda toplanıyor, alt kısımda hava toplanıyor. O yüzden eğilmek size biraz daha zaman kazanır. Eğer kıyafetlerimiz tutuştuysa, alev aldıysa duralım, koşmayın. Çünkü koşmak alevi arttıracaktır, onu destekleyecektir. Hani mesela bir ateş yanar, üflersiniz, ateş güçlenir değil mi? Yani koşmanız hareket edeceği için açıktaki veya şu çeşmelerden akan suları bile kullanamayabiliriz. Tabii kaynatarak veya da işte içine tabletler, bu klor tabletleri atarak arındırma yaptıktan sonra kullanabilirsiniz eğer o imkanınız varsa. Erene kadar yerinizden ayrılmayın. Deprem sona erdikten sonra belli bir süre bekleyin. Çok kısa bir süre, 30-40 saniye artçı deprem. Yoksa devam edin. Çünkü arkasına bir artçı deprem gelebiliyor. O yüzden deprem bitmeden güvenli olduğunuz bölgeyi terk etmeyin. Dışarıdaysanız seyyalen veya çamur akıntısının hareket yolunda durmayın. Çevrenizdeki insanları da uyarın. Mümkün olduğu kadar yükseklere çıkın. Zamanınız ve yasaklanabileceğiniz sağlam bir yer yoksa olduğunuz yerde çök, kapan, tutun hareketini yapmayın. Yapabilirseniz sizi hayatta kalma yönünde size bir artı sağlar. Bacaklarınızı ve kollarınızı birbirinize yapıştırarak yeri sertçe iterek kalkmaya çalışın. Üst solunum yoluna karın girmesini engellemek için ağzınızı kapatmaya çalışın. Bu çok önemli. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, çünkü çok ufak bir alanda nefes almanız gerekecek. Ağzınızı kapatabilirseniz sizi hayatta tutacak hareketlerden bir tanesidir. Diyoruz. Yaralanmamız var mı? Zarar gördüğümüz bir kısım var mı? Bakıyoruz. Eğer binamız yıkılmışsa, yıkılmamışsa hemen ikinci risklere dikkat ediyoruz. Yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kablosu, devlen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devlen veya hasar gören bacalar. Bunlara kesinlikle dikkat ediyoruz. Kendi güvenliğimizden emin olduktan sonra afet ve acil durum çantamızı alarak güvenli alanlara gidiyoruz. Sebebiyet vermemek için afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Kapınızı kilitleyin. Az önce dediğimiz gibi asansörleri kullanmıyoruz, merdivenlerden iniyoruz burada. Desteğe ihtiyacı olan kişilere yardım edin. Aksi söylenmediği takdirde önceden belirlenmiş olan tahliye güzergahlarını kullanın. Sessiz olarak seri bir şekilde güvenli alanlara ilerleyin. Önceden belirlenmiş toplanma yerine gidin. Mesela basitçe banyo olabilir. Dışarıyla bağlantısı en az bölgeler seçilmelidir bunun için.
dışarıyla bağlantısı en az işte en az camı olan, en az bağlantısı olan yer. Evlerde genelde bu tarz yerler banyo oluyor. Bağlantısı en az. Orayı tercih edebilirsiniz. Yetkililerin uyarısı takip edin. Kapı ve pencereleri kapatın. Tehlike geçti anonsu yapılmadan alandan çıkmayın. Yaşadığınız alan risk altındaysa bölgesel tahliye yapabilirsiniz. İşte filmlerde falan bunu çok görüyoruz. İşte baraj patlayacak. Önündeki kasabayı tahliye edin. Bu bölgesel bir tahliyedir. Tamamen o bölgeyi boşaltılmasıdır. Bölgesel tahliye kararı yetkililer tarafından verilir. Yetkililerin talimatlarına uymak gerekir. Tavsiye edilen tahliye yolları takip edilir. Öldürebilir, zarar verir. O yüzden bu ilk yardım eğitimi almadıysak bu müdahaleyi yapmayalım. Kaza sonuçta ağırlaşmasını önlemek için yaşandı. O filmlerde gördüğümüz gibi devasa dalgalar değildi ama deniz kabararak şehrin içine doğru geldi. Yükseldi yani deniz. Hatta Bodrum katta yaşayan bir vatandaşımızın da hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım eğitimi alabiliriz. Aslında denizde ve kıyıya dönmeyecek durumdaysa kıyıdan uzaklaşarak derinliği 50 metre yüzey olan yerlere gitmeye çalışalım. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı dikkatli olalım. Yetkililer beyan etmeden elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatları kendi başımıza açmayalım. Yaşlı engelli ve çocuklara yardım edelim. Binanızda hasar olup olmadığını kontrol ettirin. Evinizin etrafında hala su mevcut ise eve girmeye çalışmayın. Yardıma muhtaç kişilere yardım edin. Elektrik ve yanıcı maddeleri kullanmayın. Telefonları meşgul etmeyin. Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen gösterin. Kurtulan kişileri hareket ettirmeyin. Rastgele taşımayın. Çünkü çok büyük zarar görmüş olabilir. Tonlarca kar bu insana çarpıyor. Orada çok büyük zarar görmüş olabilir. Bilinçsiz müdahale sürede sarılmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Yani sadece kurtarma olarak düşünmeyin bunu. İşte enkaz altında kalmış insanları kurtarma değil. İşte yedek su, mesela bir su dağıtabilirsiniz insanlara. Yardım malzemelerinin organizasyonu ve dağıtımına yardımcı olabilirsiniz. Çadır kentlerin kurulumuna yardımcı olabilirsiniz. İşte ihtiyacı olanlara eğer eğitimin altında psikolojik ilk yardım uygulayabilirsiniz. Profesyonel yardım gelene kadar geçen sürede barınma ve temizlik ihtiyaçlarını da yardımcı olabilirsiniz. Afet sonra sürekli durum değerlendirmesi yapın.